Bilgisayar destekli sistem modelleme ve kontrol dersinde daha önceki yapmış olduğum projemin bugün sunumunu gerçekleştirdi. Projemde PID denetim organı kullanarak araç silget sisteminin kontrolünü yaptık. Özet olarak projeye bakacak olursak günlük hayatta hemen hemen herkes araç kullanmaktadır. Milyonlarca şu an sokaklarda araç vardır ve her aracın sahip olduğu silgeçler vardır. Bu silgeçlerde yine sürekli kullanılan bir cihazdır. Bu cihazları daha uzun süre dayanımı için adaptif PID kontrol sistemiyle bu silgeç motorlarının kontrolünü hedefledim. Sunumuma devam edecek olursam burada içinde kullandığım içindeki konuları, içindekiler kısmında konu başlıklarını belirttim. Yine aynı şekilde şekilleri de kullandığım şekilleri şekiller sayfasında belirttim sayfa olarak. Kısaltmalar da burada kullandığım kısaltmalar PID, KP Max, KP, KI ve KD kısaltmaları. Bunlar yine P orantı etki, I integral etki, D türev etki, KP Max maksimum orantı kazancı, KP orantı kazancı, KI integral kazancı, KD türev kazancı. PID denetim organı kullanarak araç silgeç sisteminin kontrolü dersinde giriş kısmını özetle belirttiğim gibi bu sistemin daha optimum seviyelerde çalışması için bir kontrol sistemi tasarladım. Sol tarafta şekil 1'de görünen resim araç silgeç genel resmi. Sağ taraftaki de genel araç silgeçlerinde bulunan kullandığımız DC motor olan silgeç motorudur. Burada bu çalışmada araç silgeç sisteminin PID denetim organı ile kontrolü Ziegler-Nichols sönümlü titreşim metoduna göre gerçekleştirilmiştir. Sistemin bir yok diyagramına ve transfer fonksiyonuna gelecek olursak araç silecek sistem DC motor olan silgeç motor ile çalıştırmaktadır. Bu nedenle DC motor blok diyagramı ve transfer fonksiyonu kullandım. Motorumuz 12 volt DC ile çalışmakta olup 8 amper yük çekmektedir ve 55 RPM'dir. Buradaki değerlere göre bu transfer fonksiyonundaki parametrelerimizi çıkartacağız. Bu sistem dediğim gibi DC motor ile çalışıyor. O yüzden DC motor modelini kullanıyorum. Silecek sistemin blok diyagramı A ve B şekillerinde görüldüğü gibidir. Silgeç motorun anlık pozisyonunu geri besleme alarak belirtilen hatalar ve kontrol sistemine göre tasarlayacağız. Parametrelere gelecek olursak bu silgeç sisteminde burada belirttiğim silecek sistemi şekillerinde silecek kolu, silecek motoru, deve boynu, sonsuz dişli, metal sabit parça ve ara bağlantı çubuğundan oluşmakta. Burada bizim sistemimizi kullanacağımız parametreleri yine buna göre çıkartacak olursak semboller, verilen parametrelerin sembolleri şekilde görüldüğü gibi ve değerleri yine etiketlerinden aldım. Burada sadece sürtünme kat sayısını, sürtünmeyi ve yükselteci, bir de armatür direncini farazi değerler kullandım. Tablodaki parametreleri kullanarak GS'yi elde edersek şekil 6'da gördüğümüz gibi genel sonucu bulmuş oluruz. Blok diyagram modeli kullanarak da aşağıdaki blok diyagramı elde ederiz. Burada KA değerini 50 değeri verdim ben. 50 değeri 50 olarak aldım. Kapalı çevrim transfer fonksiyonunu bu şekilde elde etmiş oldum. Bunu MATLAB Simulink'te yaptığımız simülasyonlarda kullanacağımız fonksiyon bu. Kontrol sistemin kararlılığına gelecek olursak kontrol sistem kararlılığı için birden fazla tanım mevcut. Genel olarak bakacak olursak kontrol sistemlerinin tasarımında sistemin yeterince hızlı ve sönümlü olmanın yanı sıra sistemin kararlılığı da önemli ve sağlanması gereken bir özelliktir. Burada sistemin hızlı olması integral etki, sönümlü olması türev etki, kararlı olması da P katsayısının etkisidir. Hepsinin optimum derecede ayarlanmasıyla sistemimiz istenen özellikte ve kararlılıkta çalışacaktır. Kararlı sistem sınırlı bir girişe sınırlı cevaba sahip sistem olarak tanımlanır. Eğer sistem sınırlı referans ve bozucu girişe sonlu veya sınırlı bir cevap veriyorsa kararlıdır denir. Yine burada bu sayfada genel olarak kararlılığın başka kişiler tarafından yapılan tanımlarını belirttik.
Root kararlılık kriteri ise kontrol sistemlerinin en önemli konularından biri kararlılıktır. Sistemin hangi koşullar altında kararsız olduğu ve eğer kararsızsa sistemin kararlı hale nasıl getirilebileceği konularında oldukça dikkat edilmelidir. Root kararlılık kriteri kontrol sistemlerinde yüksek mertebeli sistemlerin kararlılığını analitik olarak belirlemede kullanılır. Sistemlerin kararlı olup olmadığı üstünde çalışan sistemin darbe cevabından bulunabilir. Eğer bir sistem kararlıysa darbe cevabı sıfıra yakınsa ve transfer fonksiyonunun tüm kutupları sol yarı düzlemdedir. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin kararlı olup olmadıkları kolayca bulunabilirken üçüncü ve daha yüksek dereceden sürekli zamanlı sistemlerin kutuplarının sol yarı düzlemde olup olmadığını analitik olarak belirlemek için root kriteri adı verilen yöntemi kullanılabilir. Root kriteri sistemin fayda polinomunu faktörlerini ayırmadan sağ yarı düzlemdeki kutup sayısının bulunabilmesine imkan sağlar. Burada bir kapalı çevrim sistemin transfer fonksiyonu en küçük eşittir n için şekil 9'da belirttiğim üzere kapalı çevrim sisteminin transfer fonksiyonu bu şekildedir. Yine root katsayılar tablosunda şekil 10'da gösterildiği gibidir. Katsayılar ise bu root tablosunda şekil 11'deki gibi bulunabilmektedir. Bu şekilde değerler elde etmekteyiz. Bu kritere göre karakteristik denklemin imajiner ekseninin sağındaki köklerin sayısı katsayılar tablosunun birinci sütundaki işaret değişiminin sayısına eşittir. Birinci sütundaki tüm katsayılar aynı işaretli ise tüm köklerin negatif reel kısmıdır ve sistem kararlıdır. Root tablosunda belli bir satırın katsayılarının sıfır olması halinde bu satırdan önce gelen satırın katsayılarını esas alan bir yardımcı polinom oluşturulur. Bu sayede bulunur. Bu yardımcı polinomun türevi söz konusu satırın katsayıları şeklinde dikkate alınarak temel işlemler gerçekleştirilir. Veya birinci sütun elemanlarından biri sıfır ise bu eleman yerine değişim yapılarak katsayılar buna göre belirlenir. Son sıranın katsayısı sıfır ise karakteristik denklem 6 orijinde bir köke sahiptir. Benzer şekilde son iki sıranın sıfır ise orijinde iki kök var demektir. Katsayılar tablosunun 1-0 bir satır elemanının sıfır olması orijine göre simetrik kökler olduğuna işarettir. Burada çalıştığımız sistem root kararlılık kriterine göre incelendiğinde kararlı olduğu gözlemlenmiştir. Tabloyu oluştururken kolaylık sağlamak için bir satır tamamen belirli bir katsayıyla çarpılabilir. Root kararlılık kriterine göre burada belirttiğim denklemin pozitif reel kısmını kök sayısı oluşturulan root tablosunun birinci sütunundaki işaret değişimi sayısına eşittir. PID kontrol parametrelerinin ayarlanması konusuna gelecek olursak, kontrol sistemlerinde en sık kullanılan denetleyici yapısı oransal integral türevsel dediğimiz PID kontrolördür. Endüstriyel ortamlarda çoğunlukla hemen hemen çoğu sisteminde bulunmaktadır. Bu tip denetim yapısının avantajı denetleyici sistemin kolayca gerçekleştirilmesidir. Özellikle düşük işlem hızı olan mikro denetçilerde PID kontrolör kullanılmaktadır. Şu an bizim endüstriyel ortamlarda kullandığımız sürücüler olsun, PLC'ler olsun, diğer sistemler olsun hemen hemen her cihaz kendi PID kontrolünü gerçekleştirmektedir. Gerek makine kontrolünde, servo motorların kontrolünde, gerek sıcaklık, basınç, seviye kontrollerinde PID kontrolör sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer taraftan kullanım basitliğe rağmen sağladığı performans gelişmiş denetleyici sistemlere göre düşüktür. Bu sistemde PID kontrol parametrelerini bulmak için Ziegler-Nichols sönümlü titreşim metodu uygulanmıştır. Bu metoda gelecek olursak, bazı süreç denetim sistemlerinde sistem test amacıyla sürekli titreşime maruz bırakılması sakıncalı olabilir. Titreşim istemediğimiz bu durum, mümkünse sistemin hızlı bir şekilde kararlılığını istediğimiz noktaya ayarlanması gerekir. Bu durumda sürekli titreşim yöntemi yerine Harrow tarafından düzenlenmiş sönümlü titreşim yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem PID kontrol organında türev ve interfer etki yok sayılarak sadece orantı etkiyle sistem kontrol edilir. Burada orantı etki dediğimiz P katsayısını değiştirerek, arttırarak veya azaltarak sistemi kontrol altına almayı hedefliyoruz. Orantı etkiye öncelikle küçük değerler verilerek başlanır ve cevap eğrisinde ikinci aşma genliğinin birinci aşma genliği oranı 1/4 oluncaya kadar yani 0,25 kazanç arttırılır.
1 bölü 4 olduğunda, oranı olduğunda bulunan titreşim periyodu ölçülür. Şimdi PID'nin formülleri verilen değerlere göre PID parametreleri şekilde gibi gösterildiği gibi hesaplanmaktadır. Bunlar katsayılar sabittir. Kp max'ın değerinin elde edilmesi. MATLAB Simulink programında sistem kurulmuş. PID kontrolörde I ve D değerleri 0 girilmiştir. P etkiye değer vererek grafikler elde edilmiştir. Şimdi burada Simulink tarafına geçiyorum. Bu blok diyagramını Simulink tarafında ben aktardım. Şu şekilde göstereyim. Bu daha sonraki görüntü olarak ekleyeceğim. Şunları bir sola aldığım zaman şimdilik sistemin giriş PID kontrolör, transfer fonksiyonu ve scope'dan oluşmakta. Şu an PID parametrelerimi en son autotuning yapmıştım. Bunları tekrardan sıfırlayacağım. Sunumuma göre devam edeceğim. Sadece P değerine 5 verdiğimiz zaman bir grafiğimize bakalım. P'ye 5 veriyorum. Bunları sıfır yapacağım. Okey. Şimdi skopumuza bakalım. P'ye 5 verdiğimiz zaman bir titreşim söz konusu değil. Hafif bir aşmadan sonra istenen etkiye ulaşıyor. Şimdi bizim amacımız Ziegler teorisine göre 1 bölü 4 oranını 2 tane aşım gerçekleştirerek 1 bölü 4 oranını sağlamak. Bunu kapatalım. Artırmaya devam edelim. 10 değerini veriyorum. P değerine. Yapalım. Bir miktar salınım gözlemlendi ama ikinci aşım yine gözlenmedi. Negatif olarak salınım yaptı. Tekrardan yine grafiğime göre devam ediyorum. 50 değerini alıyoruz. Salınım gerçekleşmediği için artık P'yi arttırmaya başladık. Şimdi salınım gerçekleştirdi. İkinci aşım değerini birinci aşım değerine oranlarsak şu şekilde gösterelim. Burada değerleri oranladığımız zaman yaklaşık olarak 0.258 çıkıyor. Ben tam 0.25 bulabilmek için değerlerinde oynamaya devam ettim. 47 biraz aşım fazla olduğu için 47 değeri veriyorum P'ye. Yine buradaki aşım değerlerini bu şekilde görebiliriz. Biraz skoba yaklaştığımız zaman grafik biraz daha netleşiyor. Şu şekilde yaklaşarak tam değeri sol taraftan okuyup o şekilde ikinci aşımı birinci aşıma oranladım. Yaklaşık 0.2449 değer aldı. Buradan sonraki artırımları slide üzerinden gideceğim. 47'yi denedik. Yaklaştık. Daha sonra 49 denedim. Bir miktar açtık. Bunda uygun olduğunu düşünüyorum. 0.2501 değeri elde ettim. Bu sistemin değerlerine göre Kp max'ı, PO'yu, Kp'yi, K'yı ve Kd'yi aşağıdaki gördüğümüz değerleri elde ettim. P eşittir 49 değerinden. P kontrolü olarak yaptığımız zaman Kp 24.5 değerinde sistem cevabı bu şekilde oluyor. PI kontrolü olarak yaptığımda bunu yine Simulink'te gösterelim. İntegral etki dediğim gibi hızlı tepki vermesini gerçekleştiriyor ama K'yı ve P'yi ve D'yi burada dikkatli seçmemiz gerekiyor. Eğer bunları tam optimum seviyede sağlayamazsak sistemin bu şekilde salınıma sebep oluyor. Bu değerleri şimdi verelim. P'ye 24.5 dedik. 24.5. K'ya 64.85. 64.85 tam virgüllerinde yazalım. 29.
Gördüğümüz üzere sistemde bir kararsızlık söz konusu. Kararlılığa doğru gidiyor ama beklediğimiz seviyede cevap alamadığımız için sürekli bir titreşim söz konusu. Bu da istemediğimiz bir durum. Titreşim sürekli küçülmekte, yalnız sönümlenme süresi bir kararsızlık oluşturmaktadır. Slaytımıza devam edecek olursak, PD kontrolü yaptık burada. PD kontrol hemen hemen bu sistemlerde en kararlı sistemlerden biridir. Türev etki hemen hemen hızlı bir şekilde oturmasını sağlamaktadır. Yine biraz daha sürenin optimum olması için buradaki değerleri slayttan geçeceğim. Bazı değerleri yine Simulink üzerinden beraber inceleriz. PID kontrolü ise hafif bir sanılım söz konusu. Buradaki transfer fonksiyonumuz silgeç motor transfer fonksiyonundan dolayı bir miktar kararlılığı çok istediğim düzeyde değil. Normalde PID kontrolle PD kontrole yakın bir kontrol olmasını isterdim. Ama yalnız biraz istediğim düzeyde gerçekleşmedi PID kontrol. Bozucu giriş sinyaliyle sonuçlar. Şimdi dışarıdan bir etki vereceğiz. Evet. Burada daha önceki koyduğum blokları random değerleri alıyorum. Şu şekilde araya giriş yapacağım. Yukarıladım. Dışarıdan bir gürültü giriyoruz transfer fonksiyonumuza. Şimdi burada değer vermiş miyiz? Buradan yine bir devam edelim. Değerlerimizi görelim. Şimdi P kontrole bakacağız sisteme. Yine 24 şey verelim. P kontrol yapmışız. Buradaki P kontrol değeriyle aynı verelim. 24.5 verelim. Bozucu sinyalde. İntegrali sıfırladım. Şimdi gördüğümüz üzere salınım daha da arttı. Dalgalanma var. Grafiğe gelecek olursak bu bozucu girişli P kontrol. Bozucu giriş olmadığında P kontrolümüze bakalım. Daha kararlı bir şekilde sistem oturmuş. Gürültünün etkisi. Devam edecek olursa bu sırasıyla yine PI kontrolü yaptım. Değerler bir önceki değerlerimin aynısı, sadece bozucu giriş kullanarak bir görüntü aldım skopta. Yine PD kontrol, bozucu girişte de yine PD kontrol diğer sistemlere göre daha kararlı. PID kontrolde yine PD kontrol bozucu girişe rağmen diğer sisteme göre bunda da PD kontrol daha kararlıydı. Bunda da PD kontrol yine daha kararlı. Sonuca gelecek olursak, bu çalışmada araç silgeç sisteminin Ziegler-Nichols yöntemiyle PPI, PD, PID denetim organları ile kontrolü gerçekleştirilmiştir. Hem optimum şartlarda kontrolünü yaptık, hem de bozucu girişe karşılık kontrolünü gerçekleştirdik. MATLAB Simulink simülasyon sonuçlarında görüldüğü gibi Ziegler-Nichols yöntemi kullanılarak tespit edilen kazanç parametreleri KP49, KD1.4994, PD denetim organı en iyi yaklaşımı göstermiştir. Yine bunu şekil 20 ve 25'te gösterdim. Bu tip denetim organının deneysel uygulamalarda daha iyi sonuçlar verebileceği belirgindir. Yani burada sistemimizi modelleyerek kontrol etmeyi amaçladık. Herkese çok teşekkür ederim. Yine kaynakçalarım da burada belirttiğim gibidir. Herkese teşekkür ederim.